Kontraspor'da kapın 3. bölümüyle transferin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Transfer gündemi yoğun yeni isimler var. Sevgili Oğuz'la bu isimleri değerlendirmeye çalışacağız. Gerçeklik payı var mı yok mu bunları da tartışacağız. Tabii sizlere de. Ee, sorular sormak istiyorum. Ee, i̇zleyicilerin de bu noktada bu isimlerle ilgili yorumlarını bugün hakikaten çok merak ediyorum. Tek tek cevap vermeye de çalışacağım. Sevgili Oğuz, gündem yoğun galiba yine. <laughs> gündem yoğun abi. Az önce senin de söylediğin gibi seyircilerimizin yorumlarını merak ediyoruz. Benim özellikle yorumunu çok merak ettiğim bir oyuncuyla başlayacağız. Seyircilerimizin tamam. yorumunu çok merak ettiğim bir oyuncuyla. İlkay Gündoğan. Gündoğan Galatasaray'a yazılıyor. Ya son dönemlerde e, İlkay'ın ismi e, Galatasaray'la ciddi şekilde anılmaya başladı. Ben bilemiyorum, çok gerçekçi bulmuyorum. İlkay'ın şu anda en azından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu iyi performansın hemen akabinde e, kariyerinde Türkiye'yi düşünüyor mu, düşünmüyor mu onu açıkçası çok merak ediyorum ama e, yani İlkay kariyer planlamasını bugüne kadar, şu ana kadar çok iyi planlayan bir oyuncu. Barcelona'nın da e, bence önemli parçalarından, önemli dişlilerinden bir tanesi. Evet İlkay bir gün Türkiye'ye gelecek olsun. Ben bunu çok net biliyorum ve bence de Galatasaray'a gelecek. Yani kariyerini Galatasaray'da da noktalayabilir ama bugün o gün mü, bu sene o sene mi e, o konuda benim ciddi şüphelerim var. Ben de bir kendi çapımda bir araştırma yaptım. E, yani İlkay'ın şu anda Galatasaray'a çok yakın olduğunu açıkçası düşünmüyorum. E, ben açıkçası... İzleyicilerin de bu konuda e, nasıl bir fikri var. E, onları da yazarlarsa, onları da bizlerle paylaşırlarsa, hani genel bir değerlendirme yapmak açısından da faydalı olur. E, yani ilk ay. Olabilir Galatasaray'a gelecek ama o sene bu senemi benim ciddi kafamda şüpheler var. İlkay Gündoğan gibi turnuvada aslında başarılı bir performans gösteren bir milli oyuncumuz var. Onun da adı çok fazla transfer e, dedikoduları ile anılıyor diyelim. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Evet. Şimdi Barış Alper Yılmaz kimi taraflar kimi e, kesimlerce e, ya hiç iyi oynamadığı, istatistikleri çok düşük diye eleştirildi. Diğer taraftan çok göklere çıkartıldı. Hem eleştirmek bu kadar acımasızca eleştirmek bence doğru değil. Sol seviye yukarı çıkarmak da çok doğru değil. Ama Barış Alper Yılmaz bence Euro 2024'de damga vuran oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın da en önemli asetlerinden biri Barış Alper Yılmaz. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a evet teklifler gelecek ama bu tekliflerin finansal boyutu ne olacak? Şimdi dün Rus basınında Sports Express'te ardından şampiyonatta Zenit Petersburg'un ilgisi olduğu yönünde iddialar vardı ki biliyorsunuz Zenitle Galatasaray şu anda Bendel için masada oturuyorlar. Bu iki gazetenin söylediği şu Zenit Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkarttı. Şimdi acaba Barış Alper Yılmaz bu vender pazarlığının içerisinde mi? ben zannetmiyorum. Galatasaray vender pazarlığının içerisinde içerisinde Barış Alper Yılmaz'ı koymayacaktır. Öte yandan İngiliz basını West Ham United'ın çok ciddi şekilde Barış Alper Yılmaz'la ilgilendiğini yazıyor. Oradaki rakamda ne biliyor musun? Kaç? Şu anda 35 milyon euro oh. civarında bir rakam e, öngörüyor. Öngördükleri rakam buymuş. 35 milyon euro. Ama ben olaylara biraz gerçekçi bakmak istiyorum. Yani şimdi geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de, e, Türkiye'den yurt dışına çok büyük paraları Türk oyuncular gitmedi. E, şu anda Türk oyuncuları içerisinde rekor Cenk'te Cenk değil mi? Tosun'da Cenk Tosun'da evet. Yani Barış Alper Yılmaz evet e, satılacak. Galatasaray taraflarının finansal anlamda çok ciddi beklentileri var. Yani 35'ler, 40'lar falan bekleniyor. Ama ben bu rakamın hani 20'ye, 25'i aşmayacağı kanaatindeyim. Belki şimdi Galatasaraylar kızacaklar biraz ama ama Avrupa'daki büyük kulüplerin genel bakış açısı bu. Yani Türkiye'den giden, Avrupa'ya transfer edilen oyuncuların belli bir değeri var. Bu belki de bizim ligimizin kalitesinden kaynaklanıyor. Ama ne zaman ki Avrupa'ya ayak basıyorlar, ondan sonra çok daha yüksek rakamlara mutlaka satışları gerçekleşiyor. Atasaray bir sonraki satıştan pay da koydurabilir Barış Alper Yılmaz a. ama Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e giderse, Bundesliga'ya giderse, e, La Liga'ya giderse mutlaka bir etki ortaya koyacaktır. Ve ondan sonraki ikinci satışında da e, çok daha fazla bir bonservis bedeli görecektir. Onun dışında Galatasaray'da şu anda aktif e, transfer dedikodularını bugünlük bitirdik. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Evet, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de de... gündem yoğun. Fenerbahçe. Evet, evet. Ya Ama Fenerbahçe... şu ana kadar e, iyi transferler yaptı Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda, dün de konuşmuştuk, ondan önceki günde konuşmuştuk. Bir e, ciddi bir forvet arayışı içerisinde. Evet. Ve şu anda gündeme de Jovic düştü gündeme yol iş düştü ama Fenerbahçe El Nesri'yi sonuna kadar kovalayacak. Ee, Sevilla ile hala masadalar. İşte Roma'nın çok ciddi ilgisi olduğu sürekli konuşuluyor ediliyor falan. Bir taraftan da e, Sevilla Sportif direktörünün dün açıklamaları vardı gözüme ilişti. Yani biz Sevilla'dan e, pardon biz Roma'dan e, teklif almadık. Ondan sonra işte oyuncuyu elimizde tutmayı düşünüyoruz falan diye. Pazarlığı kızıştırmaya çalışıyor Sevilla tarafı. Ama Fenerbahçe son ana kadar Nesir'in peşinden gidecek. Fenerbahçe'nin çok istediği bir oyuncu. Tabi gündeme diğer isimler de düşüyor. Yani bunların gerçeklik payı nedir ne değildir bunların hepsi araştırılıyor. Konuşuyoruz. Biz de işte kaynaklarımızdan bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoviç ismi de gündeme düştü. Fenerbahçe'nin B planı da olduğu söylenen isimlerden bir tanesi. E, Fenerbahçe evet e, el nesiri olmazsa 2-3 aday üzerinde daha duruyor ama El Nesir'i sonuna kadar kovalayacaklar. O yüzden e, ben açıkçası hani bu ortaya atılan isimlerin çok gerçekçi olmadığını yine düşünüyorum. Bu sefer biraz böyle bir kontradan gidiyoruz <laughs> değil mi? Kontra. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle oluyor. Onun dışında bir de yine aynı şekilde Fenerbahçe'de Santifor arayışı devam ettiği için haliyle iddialar da çok fazla oluyor. Jovic olmazsa da hani C planı mı diyelim artık bir Serdar Azmun. Serdar Azmun'un ismi. Bunlardır Bunlardır Fenerbahçe'yle anılıyor. Evet biliyorsun. evet. Hatta Serdar Azmun'la yapılan bir röportajda da Serdar Azmun'un çok ciddi şekilde Türkiye'ye gelme arzusu içerisinde olduğu söylemişti. kendi diliğinden <laughs> biz dinledik. Evet. <laughs> Serdar Azmun iyi bir futbolcu. Benim de çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin uzun süredir aslında düşündüğü isimlerden bir tanesiydi ama son dönemdeki form durumu hani o bundan 2-3 sene önceki Serdar Azmun gibi değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye çok yakın mı? Olabilecek isimlerden bir tanesi ama bence çok yakın değil. Fenerbahçe tabi Santriforların dışında bir de bir orta saha arayışı içerisinde de. Çünkü e, haberlerde işte Kroniç'ten, Zaits'ten ve Crespo'dan Mourinho'nun çok memnun olmadığını görüyoruz. Hatta gidecek görürüz. bu isimler biliyorsun. Ha, evet evet Zayt'te doğru. gidecek, Kroniç'te gidecek. Bir orta saha transferi yapılacak e, deniliyor. Ve bu orta saha transferinde de isim olarak baktığımızda bir Amrabat ismi göze çarpıyor. Manchester United'ta kiralık bir dönem geçirmişti. Amrabat'ın oluru nedir? Sence Fenerbahçe için doğru bir hamle mi abi? Amrabat da biliyorsun Galatasaray da ilgilendi ciddi evet, şekilde. Evet. Amrabat Fenerbahçe'ye fayda getirecek isimlerden bir tanesi. Hani oynadığı oyun Fenerbahçe'nin sistemine uyacak isimlerden bir tanesi. Bunlar bunları bazen izleyiciler daha fazla değerlendirin oyuncuları diyor da süremiz çok kısıtlı. Onları kap ekstra da değerlendireceğiz bütün oyuncuların tabii karakteristik özelliklerini. Amrabat Fenerbahçe için biçilmiş kaftan o mevkide. Fenerbahçe tabi orta saha rotasyonunu ciddi anlamda güçlendirmek de istiyor. İyi transferler yaptılar şu anda baktığınız zaman Fenerbahçe belki çok sansasyonel isimler gelmedi henüz. Hani taraftarın beklediği o sansasyonel transferler gelmedi ama işte Amrabat aslında o sansasyonel transferlerden bir tanesi olabilecek kapasitede bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu net. Durumu araştırılıyor. Tabi burada yine en önemli nokta Amrabat'ın kulübü nasıl bir tutum sergileyecek. Buradaki finansal Tablo Farabit çok önemli. Amrabat'ın ee, da e, hani Türkiye'ye sıcak baktığı yönünde ciddi bilgiler var. Sırada birazcık daha transferlerini bitirdikten sonra durgun bir döneme geçen Beşiktaş var. Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın gitme ihtimaline karşılık bir Haller ismi gündeme düştü. Bunun bir oluru var mıdır? Hani hallerin gelme durumu nedir? Şimdi Beşiktaş bir kere durgunluk dönemine girmedi. Beşiktaş yabancı transferlerini yaptı. İlk iki programda da söyledik. Beşiktaş'ın şu anda 19 yabancısı var. Bu 19 yabancıyı makul bir seviyeye indirmesi lazım siyah beyazların. Şimdi bununla ilgili Brad Friedel çalışmalar yapıyor. Şimdi Amartin'in gidişi söz konusu. Ve bununla birlikte birkaç oyuncunun daha yine satışı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili detayı daha netleştiği zaman vereceğim. Ama e, şu anda yani çok lüks olmaz mı sence Sebastian Haller? Şimdi Chiro Immobile geldi. E, bir taraftan da Beşiktaş'ın aslında yepyeni bir transferi var. Vincent Abubakar. Hmm. Yani Abubakar biliyorsun e, çok hırslı bir oyuncu. Zaman zaman böyle inişleri çıkışları oluyor psikolojik olarak. E, bazen dibe vuran bazen böyle hani taraftarın sevgilisi ama bazen taraftarın da çok kızdığı isim haline gelen bir oyuncu Vincent Abubakar ama kamptaki performansı kamptaki arkadaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla gerçekten iyi. iyi çalışıyor Amra pardon Abubakar. Dolayısıyla Abubakar aslında Beşiktaş'ın format hattındaki yeni transferi diyebiliriz. Yani Abubakar, Immobile ve Semih Kılıçsoy. Aslında en yeni transfer kim biliyor musun? Semih Kılıçsoy. O 9 numaralı formanın değeri o kadar büyüktür ki Beşiktaş'ta. Kimler giydi o 9 numarayı? Beşiktaş'ın en efsane isimlerinin e, sırtında terledi o forma. E, şimdi Semih'e verilen o 9 numaralı forma aslında Semih'i daha da kamçılayacak. Taraftarın göz bebeği, benim de çok beğendiğim çok iyi yerlere gidebilecek bir oyuncu. Aslında forvet hattının en büyük transferi Semih Kılıçsoy'dur. Onu çok net olarak söyleyeyim. Dolayısıyla ben Sebastian Haller isminin çok böyle gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın evet çok ilgisi vardı. Ama maliyetli bir oyuncu. Şu anda Beşiktaş'ın o mevkide 3 tane bomba gibi futbolcusu var. E Abu Bakar giderse belki düşünülebilir. Ama Abu Bakar'ın şu anda gideceği konusunda net bir bilgi yok. Ben kalacağı kanaatindeyim. Beşiktaş'ın daha önce de söylediğimiz gibi... Koleyin gidişiyle e, orantılı bir sol stoper e, arayışı olabilir. Sol bekle ilgili çalışmaları devam ediyor. Ve yine Beşiktaş'ın Kanada bir yabancı oyuncu, iyi bir oyuncu alacağı yönünde de bilgiler var. Beşiktaş 3 yabancı alarak yine şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu 19 yabancının büyük bir bölümüyle yolların ayrılması gerekiyor. Bu transferler e, onlara onlarla paralel şekilde gerçekleşecek. Şu anda Beşiktaş yerli rotasyona dönmüş durumda yerli oyuncularla birazcık kadrosunu güçlendirecek. Yabancı transfer için biraz beklemek lazım gibi. Daha önce adı Beşiktaş'la da sanıyorum Fenerbahçe'yle de anılan bir stoper oyuncusu vardı. Atletico Madrid'den Savic. Ya Savic. Evet. Savic o kadar sert, o kadar iyi bir oyuncu ki biliyorsun Beşiktaş uzun süre Savic'le ilgilendi. Ama Savic'in de ciddi anlamda yüksek bir maaş beklentisi var. Maliyetli bir oyuncu Savic. Evet. Şimdi de Trabzon'un ilgilendiği söyleniyor. Evet Trabzon Thomas Müni'nin gidişiyle beraber hemen sağ kanat sağ bek arayışlarına başladı. İşte 8 numara arayışları devam ediyor. Hatta iki tane 8 numara, bir tanesi hani böyle hücuma yakın box to box, bir tanesi birazcık daha savunma özelliklerine haiz bir 8 numara. İki 8 numara aradığı yönünde ya arıyor zaten hani öyle bir bilgi Var, <laughs> yok diyemeyiz. Bakımız, arıyorlar, evet. net bir şekilde arıyorlar. <laughs> ee, Onacu'yu tekrar evet. renklerine bağlamak istiyor Trabzonspor. Forvet'teki bir numaralı aday açıyor. Tabii stoper arayışları da hızla devam ediyor Trabzonspor'da. Ee, dolayısıyla Savic bu adaylardan bir tanesi. Ama dediğim gibi maliyeti çok yüksek bir futbolcu. Ali abicim gündemimiz bugünlük bu kadardı. Evet kısa kısa geçmeye çalıştık. Kısa kısa geçmeye çalıştık isimleri ama ben izleyicilerimizin de bu isimler hakkında... Neler düşündüğünü açıkçası çok merak ediyorum. İlkay'ı Galatasaray'a yakın görüyorlar mı? Çok istiyorlar mı İlkay'ı? Yine Amrabat konusunda Fenerbahçeli taraftarların görüşlerini merak ediyorum. Ve tabii Beşiktaşlı taraftarlar da hangi noktalara hangi isimleri uygun görüyorlar? Bunları da yorumlarda tartışırız.